Arkadaşlar hepinize iyi dersler. Bugün destek ve hareket sistemine kaldığımız yerden devam ediyoruz yine. Kemik çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kemiklerin yapılarını incelemiştik. Bugün de kemik çeşitleri ve kaslara bakacağız. Kemik çeşitlerimiz arkadaşlar uzun kemiklerimiz var, kısa kemiklerimiz var. Yassı ve düzensiz şekilli kemiklerimiz var arkadaşlar. Birlikte uzun kemik yapılarına bakalım. Kol ve bacaklarda, el ve ayak parmaklarında var arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Bazı kaynaklarda bunu sanki kısa şeymiş gibi, kemik çeşidiymiş gibi yanlış ifade edebiliyorlar. Buna dikkat çekiyorum. Parmakların şöyle diyelim, kemiklerin eni boyu varsa, yani boyu uzun, eni daha kısa, barizse, bu mesela şu el kemiğinde bile buradaki kemiğin bir dikdörtgenimsi yapı olduğunu gördüğünden dolayı bu da yine uzun kemik anlamındadır. Yani daha küçük parçalar daha işte kısa kemiktir falan diye böyle bir algı yok. Eni boyu barizliği olmasını önemsiyoruz biz. Baş kısımlarında yine süngerimsi kemik doku var. Geçen dersimizde söylemiştik. Bu doku kırmızı kemik iliğini içeriyordu. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerin orta kısmında var. Bunu unutmayın. Gövde kısmında ise sıkı kemik doku var. Bunu da demiştik ve sarı ilik bulunur. Lütfen bunu unutmayın. Sadece uzun kemiklerde sarı. Sadece sarı uzun kemiklerde. Bunu S'lerle kodlayın. Sarı ilikte neler var? Ak yuvarların granülsüz olanları. Peki kırmızı ilikte neler var? Al yuvarlar vardı. Yani kırmızı kan hücreleri, yani eritrositler, granüllü ak yuvarlar vardı ve trombositler vardı. Sarı kemikte ise granülsüz ak yuvarlar bulunuyor. Bunu bir daha tekrarlamış olalım arkadaşlar. Baş kısmıyla gövde arasında kemiğin boyuna uzamasını sağlayan epifiz plağı vardı ya da epifiz kıkırdağı diyorduk, değil mi? Ne diyorduk burada? Boyuna uzama. Boyunanın B'si P'yi B yapıyorduk. Kodlamayı böyle yapmıştık arkadaşlar. Bu yapı daha sonra kemikleşerek boyca uzamanın durmasına sebep oluyor arkadaşlar. Çünkü kıkırdak yapı bir yere kadar gelişir. Kısa kemiklere baktığım zaman el ve ayak bilek kemikleri arkadaşlar. Bakın bilek kemikleri unutmayın. Yassı kemiklere bakalım. Kafatası kemikleri, kalça kemiği yani leğen kemiği, kürekli köprücük, kaburga uçları bu gruba giriyor. Düzensiz şekilli kemiklerde arkadaşlar omurlar, çene, yüz kemikleri. Bak mesela ben size burada bir tane daha ekleme yapayım arkadaşlar. Çekiç, örs, üzengi. Çekiç, örs, üzengi kemikleri. Neredeydi bunlar? Kulakta. Vücudumuzdaki en küçük kemik çeşitleri olmasıyla beraber düzensiz şekilli kemik sınıfındadır. Bunu da lütfen unutmayın. Kısa, yassı, düzensiz şekilli kemiklerde dıştan içe doğru en dışta periyost, zar, daha sonra sert kemik ve süngerimsi kemik doku bulunuyor arkadaşlar. Evet, bunlar önemsediğimiz şeyler. Hemen bu resimlerden bakalım. Arkadaşlar bakın buraya, burada kısa kemik el bilek, ayak bilek kemiklerinde. Buralar kısa, gösterdiğim burası ise uzun kemik statüsüne giriyor. Yine bu uzun kemik. Yassı kemik yine leğen kemiği, işte uzun kemik kol kemiği. Bunlar arkadaşlar görün. Bak mesela uzun kemik yine karpal bilek. Aslında burası yanlış yazılmış. Bakın burası kısa kemik olması lazım. Burayı yanlış yapmışlar arkadaşlar. Şurayı kısa kemik dememiz lazım. Şurası uzun kemik olmalı. Bakın bu da bir resim ancak şimdi fark ettim ve bu yanlış ifade. Kuralsız kemik dediğimiz düzensiz şekil. Zaten bir omurun yapısına baktığı zaman çok değişik olduğunu farkında olabilirsiniz. Kemik gelişimini neler etkiler? Arkadaşlar bir kere hormonlar etkili. Bunu zaten hepiniz cepte bilirsiniz. Büyüme hormonu, tiroksin, kalsiyum, paratormon bunlar minerallerle alakalı. O zaman mineraller diyebilirsin. Tabii ki vitaminler de burada işlem yapıyor. Güneş ışığı, herkes bilir güneş ışığının kemik gelişimine etkisini. Çocuklar genelde güneşte bekletilir, daha sağlıklı olurlar. Tabii ki beslenme de burada büyük bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Eklem ve çeşitlerine bakalım. İki kemiğin birbirine bağlandığı bölge eklem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki hareket derecelerine göre 3 tane gruba ayrılacak. Tam oynayan eklemler, yarı oynayan ve hiç oynamayan eklemler olarak. Tam oynar eklemler ya da kısaca oynar eklemlere bakalım. Kol ve bacaklarda bulunuyorlar. Hareketli eklemler bunlar. Mesela bu şekilde hareket yapabiliyorsun rahat bir şekilde ve tam ve oynuyor. Dayanıklı bir bağ dokuya sahip ve ligament denilen
yapıyla arkadaşlar iki kemik birbirine bağlanır. Bakın burada da mesela şöyle göstereyim. 1 ve 2. 1 ve 2 uzun kemikler arkadaşlar. Bunlar birbirlerine ligamentler vasıtasıyla bağlanıyor ve burada bir eklem kapsülü var. Eklem kapsülü içi sıvıyla dolu. Sinoviyal zar içerisinde olan sinoviyal sıvımız var arkadaşlar. Açık yeşil ya da turkuaz dediğimiz sinoviyal sıvı. Zar dediğimizde bu koyu mavi olan yapı. Bu eklem kıkırdağı var. Yine bir daha söylüyorum. Hiyalin kıkırdak arkadaşlar. Uzun kemiklerin uç kısmında hiyalin kıkırdaklıdır. Ve ortada da sürtünme olmasın diye eklem boşluğu görülmekte arkadaşlar. Bu şekilde defterinize çizebilirsiniz. Bakın burada daha bariz bir gösterim var arkadaşlar. Hiyalin kıkırdak uzun kemiklerin ucunda, tamam. Eklem kapsülü ile sarılmış. Sinoviyal zar ve sıvıdan bahsettik. Aşınmayı engelliyor ve burada koruyucu etkisi var. Bu eklemi oluşturan eklemin uçlarında yine hiyalin kıkırdağın olduğunu bir kere daha söylemiş olalım. Yarı oynar eklemlere baktığımız zaman parmaklar mesela çok tam oynamaz. Alt çene ve omurganın boyun, sırt, bel bölgesindeki eklemler yarı oynar arkadaşlar. Fibroz kıkırdaklı oluşmuş ara diskler var omurlar arasında. Bu da desteklik sağlıyordu. Bu diskler aşınmayı önlüyor arkadaşlar. Bunu da bilelim. Oynamayan eklemler ise çenenin üst kısmı. Yani ne oldu? Kafatası kemikleri oldu. Yüz kemikleri oldu. İşte yüzde elmacık kemikleri, işte kafatası kemikleri. Omurların sağrı ve kuyruk bölgesi dediğimiz yerler var. Buradan hemen şöyle bir parantez açabilirim. Omurganın demek ki bir sağrı bölgesi var. Kuyruk bölgesi var, boyun bölgesi, sırt ve bel bölgesi olarak 5 tane kısmı var arkadaşlar. Bu omurganın bu 5 kısmından 3'ü yarı oynar, ikisi hiç oynamaz eklem olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da eklem kapsülü, sinoviyal zar, sinoviyal sıvı bunlar bulunmuyor. Kemikler arası boşluklar yok arkadaşlar. Evet, burada bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Boyun omurları kırmızı, sırt omurları, bel omurları, sağrı omurları ve kuyruk sokumu kemiği omurları karşımıza çıkıyor. Bunlar bakın oynamaz eklem, diğerleri oynar eklem. Yine burada mesela bir fıtık gösterimi olmuş. Omur disklerinin olduğu görülmüş. Omur kemikleri, düzensiz şekilli kemikler yine buralarda. Yapıların arkadaşlar bakın mesela burada 1, 2, 3 dediğimiz yapı bir omurun alttan, üstten, yandan bakışları arkadaşlar. Ne kadar düzensiz şekilli olduğunu anlayabilirsiniz. Kaslara bakalım şimdi. Kas doku, kas lifi ya da kas teli dediğimiz yapılardan, hücrelerden meydana geliyor. Ve kas lifleri kas demetlerini oluşturuyor. Kas hücrelerinin zarlarına sarkolemma, sitoplazmasına sarkoplazma, büyük endoplazmik retikulumlara sahip olduklarından dolayı bunlara da sarkoplazmik retikulum adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Peki devam edelim. Buraya ser de diyebilirsiniz. Kaslar miyofibril olarak adlandırılan aktin ve miyozin proteinleri içeriyorlar ve hepsinde istisnasız bu var. Düz kas, çizgili kas ve kalp kasında aktin miyozin proteinleri var arkadaşlar. Aktin miyozin iplikleri çizgili kaslarda ve kalp kasında sarkomer denilen bir yapı içinde bulunuyor. Çünkü burada çizgili bir yapı oluşturacak arkadaşlar. Çizgili kaslarda ve kalp kasında. Kalp kası şekil ve yapı itibariyle çizgili kaslara benzer. İşleyiş itibariyle düz kaslara benzer. Karma bir yapı ve kendine has bir yapısı var. Geçeceğim onların detaylarına zaten. Düz kaslarda aktin miyozin iplikleri olmasına rağmen sarkomer yapısı yok. Ama hepsinde bütün kas çeşitlerinde bunların olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Önemli. Şimdi dediklerimizi bir toparlayalım bakalım neler var neler yok bir bakalım. Burada bir tendon yani kasın kemiğe bağlantı noktasını görüyoruz. Kemiğimizi görüyoruz. Burada bir demet var. Burada bir kas demeti var arkadaşlar. Kas demeti kas tellerinden meydana geliyor. Kas tellerin biraz daha içine bakınca bir kas hücresi gözlemliyoruz. Biraz daha detaylı bakınca kasların dışında damarlar ve çizgili kas olduğundan dolayı bu burada çekirdek yapısını gözlemledikten sonra daha detaylı bakarsak sarkolemması, mitokondrisi, miyofibriller arkadaşlar bakın
Bu bir hücre, bir tane kas hücresi, uzun bir kas hücresi. İçinde bakın aktin, miyozin ne kadar küçük, daha kılcal. Sarkomer yapısı milyonlarcası var arkadaşlar. Sarkoplazmik retikulum dediğimiz ser ve tübüler yapılar var arkadaşlar. Evet, şimdilik buraya kadar kalsın. Bu yapıların kasların özelliklerini çizgili kas, düz kas ve kalp kas olarak detaylarıyla beraber kas kasılma mekanizmalarını da arkadaşlar daha sonraki dersimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.